şimdi Zeynep Bastık'la Mod şarkısına bir düet yaptın. Fakat eleştiriler geldi. Şöyle ki denildi ki Zeynep Bastık tek başına söylediği Felaket şarkısında 82 milyon tık aldı. Aleyna Tilki Nasılsın Aşk'ta ile 105 milyon, Ezel Aya şarkısı ile 104 milyonu geçti. Mesela Savaş Özbey şunu kaleme aldı, diyor ki 50'sine merdiven dayamış bir popstar Hadesen Erol Evgin kategorisine girecek. Neredeyse 10 yıldır kulaklara kazınan bir şey yapmamıştı. Kamu spotlarında oynayan aile babasına bağlamıştı. Emine Yahoviç'ten boşandıktan sonra sanki gençleşti, renklendi ve küllerinden doğuyor. Yeniden çırptığı kanatlarının altında da bu kez bu yazın kızı Zeynep Bastık gibi bir zamanı ünlüsü var. Onun bakış açısı böyle ama kimisi de... Kim bu? Kim dedim bu? Savaş Özbey'in yazısından bir alıntı. Kimisi de dedi ki acaba burada farklı bir kazanma durumu mu var? Soru gelsin. Zeynep Bastık'ın ışığını kullandın mı? Soruya gel. Pas geçme şansın yo, var yo, Mustafa. Yo yani hani şimdi... Şöyle söyleyeyim. Bir, ben Mod adlı şarkıyı çok büyük bir keyifle, çok büyük bir zevkle, duyguyla yazdım ve ne yaptığımı biliyorum. Çok buradan aktın. Nereden aktığını biliyorum şarkının. Zeynep gibi son dönemde gerçekten müzikalite anlamında, yetenek anlamında, müzikle olan ilişkisi babında genç bir arkadaşımı bu şarkıya davet etmiş olmaktan da çok mutluyum. Son dönemde şöyle bir sıkıntı oluyordu. Bir şarkı bir listede bir numara oluyor, başka bir listede 5 numara, diğer bir listede 3 numara falan. Nerede ne olduğunu tam anlayamıyorsun, kavrayamıyorsun. Ama Mod şarkısı tüm listelerde 1 numara oldu. Ben zaten olacağını biliyordum. Çünkü hani ne çıktığını biliyorum, ne yazdığımı biliyorum. O şarkıdaki o duygunun yoğunluğunu ve insanların kalbine, ruhuna ne kadar iyi geleceğini, ne kadar keyifli geleceğini hissediyordum. İsyankarı yazdığımda da bunu hissediyordum. Örneğin. Ay'a benzeri yazdığımda da hissediyordum. Dolayısıyla Mod'un gelmiş olduğu, varmış olduğu hiçbir nokta bana sürpriz değil. Ve olmadı da. Ha, bunun haricinde de ben genç, yetenekli bulduğum müzisyen arkadaşlarımla bir şeyler paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. 30 saniye ekstra devam edelim. Yani ben bunu yapmaktan dediğim gibi çok büyük keyif alıyorum. Böyle bir ruhunda, içinde, müzikle olan ilişkisinde özel bir tılsım olduğunu düşündüğüm sanatçı arkadaşlarım da bu ortamlara sürekli gireceğim. Yani sürekli derken her defasında bunu yapmayacağım ama bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bunu ışığı kullanma adı altında tanımlamak isteyen buyursun, öyle tanımlasın. Ama ben bunu ışığı yukarı doğru itmek olarak tanımlıyorum. Peki. Huhu!